Hafta sonu bayramda, tatilde, yazlığa geldik ya da bir mekanda barbekü yapmak istiyoruz sevdiklerimize. Bugünün konsepti barbekü. Barbekü için güzel tarifler ve ayrıca iyi bir barbekü yakmanın esasları, püf noktaları, bunları inceleyeceğiz. Ben ana yemek olarak İnegöl köfte barbeküye uygun ve kuzu şiş yapacağım. Sonra kuzu şişlerimizi böyle şişlere dizeceğiz. İnegöl köfte için gerekli malzemeleri söylüyorum. 1,5 kilo İnegöl köftelik kıyma. Bu nasıl oluyor? Yani içine biraz kuzu, kaburga üstü ya da böbrek üstü yağ katılmış dana etinden yapılıyor. Bunu iyi bir kasabınız bilir. 1,5 kilo kıyma. Ayrıca her yarım kilo için bir soğan rendesi, bir tatlı kaşığı tuz, ben 1,5 kilo yaptığım için 3 tatlı kaşığı oluyor. Bir tatlı kaşığı karabiber, yine 1,5 kilo köfte yaptığımız için bu da 3 tatlı kaşığına denk geliyor. Ayrıca bir tatlı kaşığı karbonat. Bu ben hepsi için koyuyorum. Siz her yarım kilo başına bir çay kaşığı koyabilirsiniz. Bir de her yarım kilo için bir yumurta sarısı. Dolayısıyla ben 3 tane yumurta sarısına ihtiyaç duyuyorum. Bunların sarısıyla beyazını ayıracağız. Sadece sarısını kullanacağız. Öncelikle dikkatle yumurtamızın sarısını ayırıyoruz. Öyle. Çok az biraz beyazı kalabilir. Sorun değil. Evet. Evet, şimdi soğanlarımızı soyup rendeleyeceğiz. Ve sonra bu soğanımızı hem et şişimiz için hem İnegöl köftemiz için kullanacağız. Her iki şeyde de işimize yarayacak. Kolaydır. Soyma tekniği için şöyle yapıyoruz. İkiye ayırıyoruz ve kabuklarını ayıklıyoruz. Çabuk böylece daha çabuk çıkıyor. Ben şu anda bugün kırmızı soğan kullanıyorum. Çok seviyorum çünkü iyi gidiyor ızgarası da. Siz gayet güzel beyaz soğan da kullanabilirsiniz. Evet, şimdi gördüğümüz gibi soğanlarımız hazır. Yapacağımız şey, iyice suyunun çıkmasını istiyoruz biz bunun. İyice suyunun çıkmasını istiyoruz. Çünkü bu suyunu et marinasyonunda kullanacağız. Şişlerimiz harika olacak. Bunun için öncelikle biraz tuz ekliyoruz üstüne ki bu daha çok soğanın suyunun çıkmasını sağlıyor. Korkmayın çünkü yıkanacak bundan sonra. Ve bunun için bir süzgeç kullanıyoruz. Şöyle bir 2-3 dakika bekliyoruz iyice suyu çıksın diye. Evet, gördüğümüz gibi soğanların suyu çıktı. Şimdi bir kapta et şişin, kuzu şişin marinasyonunu yapacağız. Onun için bunun suyunu süzgeç yardımıyla başka bir kaba aktaracağız. Yapacağımız şey, süzgeci yerleştiriyoruz ve dikkatlice soğanları buraya aktarıyoruz. Soğanların kendisini köfteye, suyunu marinasyon sosu için kullanacağız. Evet. Ve tabii ki bunu koyduktan sonra bakın akıyor şöyle suyu. Tuzun da yardımı. Biraz sıkıyoruz. İyicene bunun sularına ihtiyacımız var etimiz için. Bayağı bir su çıktı. Soğan suluymuş. Şöyle görüyoruz. Bu zaten bize yeter. Başka şeylerle de karıştıracağız. Şimdi bunu yıkayacağız. Güzelce sudan geçiriyoruz. Bildiğimiz yıkıyoruz. Çünkü çok böyle soğan kokusunun olmaması gerekir. İnegöl köftede bu işin püf noktası. En azından benim tarzım köftede. Buna çok önem gösteriyorum. Yıkadıktan sonra iyicene süzüyorum. Yani böyle su kalmayana kadar süzeceğiz. Sıkacağız. Normalde bunu yaparken kıyma makinalarında falan yaparlar bu işlemler. O yüzden çok ince olur. Biz elimizle yaptığımız için bazı şeyleri simülasyon yapıyoruz. Evet, hazır oldu. Şişimizin sosunu bir kenara bırakıyoruz. Önce köftemizle ilgileneceğiz. Şimdi soğanlarımız hazır. Sıktık, süzdük. Yoğuracağımız tepsiye
alıyoruz. Hatta size bir ipucu, ıslak bez üzerine yerleştirirseniz daha kaymadan yapabilirsiniz. Buraya öncelikle yapacağımız şey, soğanlarımızı alıyoruz. Şöyle hafifçe bir yayıyoruz şöyle. Sonra kıymamızı aktarıyoruz. Kıymamızı aktardıktan sonra sırasıyla tuzu, karabiberi, karbonatı ve bir başka püf noktası, buzdolabında sakladığında soğanların kokmaması için çok az soğanlara şöyle sirke. 4-5 damla kafi. Evet, sonra yumurta sarıları tabii ki. Yumurta sarılarını ekledik. Ve yoğurmaya başlıyoruz. Burada amacımız bütün malzemeler homojenize olana kadar, tek bir parça olana kadar, artık köfte kendinden geçecek böyle, hepsi içli dışlı olacak birbiriyle, o ana kadar yoğuracağız. Yani demiştim ya, kıyma makinesinden çekiliyor. O işlemi gerçekleştirmeye çalışıyoruz biz. Evet, ben şu anda bunu 10 dakikadır yoğuruyorum. Unutmayın, ana kural, köftemiz yağlı zaten, bunu kaldırır. Ne kadar yoğurursanız o kadar iyi olur. Çünkü kıyma makinesi etkisi yaratmaya çalışıyoruz. Burada bunu yoğurduktan sonra bir kaba koyacağız ve bir gün dinlendireceğiz yapmadan önce. Ya da bu kadar vaktiniz yoksa benim gibi akşama kadar da dinlendirebilirsiniz. Buzdolabında tabii, hava almayacak şekilde. Sonra elinizde şekil verip çok kızgın olmayan ızgarada, klasik köfteler gibi yapılabilir barbeküde. Yeter ki çok ateşli olmayacak. Ve ne olduğunu nasıl anlarız? Kıyma bir bütün olacak ve şöyle şaplak attığımızda tıpkı bir jöle gibi sallanacak. Bakın. Hatta bir benzetmesi de vardır eski aşçılar arasında. Ama şimdi bunu burada söylemek istemiyorum. Bu şekilde. Ben bunu bir kaba koyacağım ve dinlendireceğim. Evet, şimdi kabımıza aktarıyoruz. Şimdi bunun üstünü güzelce streçle kapatıp buzdolabında tutacağım. Şimdi geldi sıra et şişemize, kuzu şişemizin marinasyonunu yapmaya. Önce sosu yapacağız, sonra şişleri atacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz: bir tatlı kaşığı karabiber, iki tatlı kaşığı tuz, bir ya da iki tatlı kaşığı pul biber, kırmızı pul biber ve 2-3 tatlı kaşığı kimyon. Kimyon biliyorsunuz eski Mısırlarda yaraların enfeksiyonunu düzeltmek için kullanılırmış ve bakteri üremesini engellemek için kullanılırmış. Balla karıştırıldığında ya da yiyeceklerin uzun süre dayanması için kullanılırmış. Biz de böyle açık havada barbekü falan yaparken kimyon katmak her zaman iyidir. Böylece etlerimizde istemediğimiz manzaralarla karşılaşmayız. Baharatlarımızı soğan suyuna ekliyoruz. Ekledikten sonra bir tatlı kaşığı süzme yoğurt ya da bulabiliyorsanız çok daha iyi olur. Yoğurt suyu. Yoğurdu ilk böyle iki kaşık alırız, sonra buzdolabında tuttuktan sonra dibinde böyle bir su birikir ya. Hem çok faydalıdır protein açısından, hem de
Et şişin o inanılmaz lezzetini veren en önemli unsurdur. O yoğurt suyundan koyabiliriz. Ama süzme yoğurt koyup çırpınca da benzer etkiyi yakalayabiliyorsunuz. Ben bir tatlı kaşığı süzme yoğurt koyuyorum. Baharatlarımı koydum. Şimdi sarımsak. Sarımsak ayıklayacağız ve istediğimiz kadar buna sarımsak koyacağız. Yani 3 diş en az olmak suretiyle. Şimdi ben kolay bir size sarımsak soyma yöntemi göstermek istiyorum. Şimdi böyle yapınca biraz uzun sürüyor. Bıçağınızın yanıyla sarımsağı hafif bastırıyorsunuz ve sonra bu kenardaki şeylerin çok çabuk ayrıldığını görüyorsunuz. Hiç uğraşmadan. Ve daha önce de ayıkladığım burada. Gerçi zaten ayıklanmışı var diyeyim. İğrenç bir espri yapmak istiyorum. Sonra bunları eziyoruz ve sonra genel hatlarıyla zaten yeterli yağı çıktı. Sosumuzun içine aktarıyoruz. Şu şekilde tutup yapabilirsiniz. Bu inanılmaz güzel bir lezzet verecek. Çünkü bunu çırpacağız. Geldik ikinci önemli şeye. Etin yumuşaması için bilhassa dana etlerinde çok işe yarıyor. Biraz bir çorba kaşığı kadar sirke koyuyoruz. Ve en son önemli malzememiz sıvı yağ. Benim tercihim tabii ki zeytinyağı ya da fındık yağı. Bunu ne kadar koyuyorsunuz derseniz, bunu 3 çorba kaşığı kadar koyuyorum. Ya da 4, yine kendi tercihinize bağlı. Bunu da yaptıktan sonra tel bir çırpıcı kullanarak iyice bütün malzemelerim karışana kadar çırpıyorum. Eğer isterseniz bir tatlı kaşığı buna güneşte kurutulmuş domates salçası da ekleyebilirsiniz. Kekik çok yakışıyor ama ilk başta koymamanızı, piştikten sonra koymanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kekik yüksek ısıyla bir anda karşılaşınca tadını değiştirmeye karar veriyor ve acılaşıyor. Evet, şimdi buna etleri ekleyeceğiz. Evet, sosumuz hazır. Şimdi son gizli malzememizi ekliyoruz. Biraz Dijon hardalı. Çok acı olmayacak. Ne kadar? Bir tatlı kaşığı silme ya da yarısı kadar hardalımızı koyuyoruz. Son kez bir karıştırıyoruz. İyice yine homojenize edeceğiz ve etimizi koyacağız. Şöyle ben parça parça koymakta fayda görüyorum. Bunu da aynı köfte gibi biraz karıştıracağız içinde. Şimdi bu kuzu eti olduğu için zaten tabiatı gereği yumuşak bir et. Eğer iyi almışsanız. Dana eti daha sert bir et. Dana eti olduğunda bayağı güçlü yoğurabilirsiniz. İyice bu sosla birlikte yumuşatacaktır. Sonrası yine benzer buzdolabında pişirene kadar bekletiyorsunuz. Bir de içine kimyon ve sirke ve tuz koyduğumuz için bozulmadan, yani bu 4 gün 5 gün rahatlıkla buzdolabında durur. Şöyle iyice bütün sosu alacak şekilde karıştırdım. Yapacağım şey, bunu da bir kaba koyacağım ve pişirene kadar buzdolabında dinlendireceğim. Daha sonra ziyafet vakti. Afiyet olsun.